Kalkın. Yanlış adamlarla uğraşıyorsun. Dur, daha büyük bir yanlış yapıp öldüreyim o zaman sizi. Ben gelmiyorum. Öldüreceksen öldür. Senden de korkmuyorum. Abdurey. Efendim, çıktılar mekandan, takip ediyoruz. Kimlerse? Anladığımız kadarıyla sadece hoca ve kumanda. Sakın takip ederken kendinizi açığa çıkarmayın. Ben gelmeden hiçbir şekilde müdahale etmeyin. Emredersiniz efendim. Sen ne saçmalıyorsun? Kızım, sana insanlarla nasıl konuşacağını öğretmediler mi? Öğretmediler. Öğretsene. Eşyalarını topla. Gidiyoruz. Sen kafayı mı yedin? Deli misin sen? Sanki ben 50 yıldır senin gibi bir kız çocuğu sahip olmayı hayal ediyordum. Ne hayali? Kabussun sen. Hayatta en nefret ettiğim şey sürprizlerdir. Ve benim karşı karşıya kaldığım sürprize bak. Anan olacak kadının inadı seni benim kızım yaptı. Sen ne saçmalıyorsun İnci? Sana sürpriz yapmak istiyordum. Ama sen sürprizi mahvettin. Funda kim? Niye Funda ile görüşüyorsun? Funda. Funda senin kızın. Ne sürprizi? Sen kimsin bana sürpriz yapacaksın? Nereden çıkarıyorsun bu şarkıcı parçasının benim kızım olduğunu? Benim kızımızım yok. Seytap Özdoğan senin sevgilin değil miydi? Senden hamile kalmamış mıydı? Çocuğu aldırdı. Sen öyle biliyorsun. Çocuğu falan aldırmadı. Kadın doktoruna yalvarınca adam kadıncağıza merhamet etmiş. Sen bunları nereden biliyorsun? Yıldız'a araştırmasını söylemiştim. O öğrendi. Sen nasıl beni araştırırsın? Yıldız kim ki benim bilmediğim şeyleri bilir? Siz bana komplo mu kuruyorsunuz? Öldürürüm lan sizi! Ben seni sürgüne yolladığın o gariban kadın değilim. Kendine gel İskender. O tırnak törpüsüyle ne yapmayı planlıyorsun? Defol git evimden. Anlaşılan sana önce cümle kurmayı öğreteceğiz. Sen bana hiçbir şey öğretemezsin. Eğer bu anlattıkların doğruysa seni dilim dilim doğrayacağım. Annemin çektiği acıları sana çektirmeden ne ölmene izin veririm ne de ben ölürüm. Hadi hadi hadi, sonra öldürürsün. Şimdi gidiyoruz. Bırak! Bırak beni! Bırak! Şu kafalım. Ben diye bir şey yok. İskender diye bir şey var. Efendim? Neredesin Kenan? Efendim, şoförünüze adresi verdim, sizi bekliyoruz.
Kenan, Polat Hoca'yı konuşturdu mu? Hayır efendim. Henüz sorgu başlamadı. İskender'le niye birbirinize düştünüz? Sizin yerinizi bana albayla ulaştırdı. Bir tek bunları öldürür müsün diye rica etmediği kaldı. Niye sizin ölmenizi istedi? Git İskender'e sor. Ona da soracağım. Önce sizden dinlemek isterim. İskender bu. Aklından ne geçtiğini bir tek kendisi bilebilir. Belki Cevat'ı kıskanmıştır. Onu kendi yerine getirmeyi planladığımızı düşünmüştür, kim bilir? Artık kıskanması için bir sebep yok. Yılmaz. Efendim ağam. Bu kurşunları al. Ne yapacağız ağam bunları? Sahibine tek tek iade edeceğiz. Hocam, karşında öğrencin yok. Bana bu dakikadan sonra söylediğiniz her yalanda Abdüley'i çağıracağım. O da sizin canınızı yakacak. Senden 3 şey istiyorum. 1, bana işkence yapmayacaksın. 2, hayat garantisi vereceksin. 3, sana anlatacaklarımı senden başka kimse bilmeyecek. Kusura bakma hocam, 3. dileğin kabul edilmeyecek. Taleplerinizi kabul edip etmeyeceğimi anlattıklarınız belirleyecek. İskender, devletin tepesinde 3 kişiye suikast planlıyor. Ama ben de, siz de, o da biliyor ki 3'ünü aynı anda gerçekleştiremez. Ayrıca 3'ünden birine düzenlenecek suikast zaten aynı etkiyi gösterecektir. Şimdi, İskender gerçekte kime suikast tertibi içinde? Cumhurbaşkanı mı? Başbakan mı? Genelkurmay Başkanı mı? 3'üne de dair planı var. O zaman şöyle sorayım. Hangisini kendine en büyük tehdit olarak görüyor? Genelkurmay Başkanı. Suikast planı ne? Mesaj vermek için
mayınlı tuzak kuracak, zırhlı aracını havaya uçurup öldürecek. Tıpkı Güneydoğu'da mayınlı tuzakta verdiğimiz kayıplar gibi. Cumhurbaşkanı. Nasıl? Özal'daki gibi. Nasıl Özal'daki gibi? Binanın etrafını C4 ile donatın. Buradan kimse çıkmasın. Saldırıyı kimin düzenlediğini söyleyin. Gerekeni yapalım Cevat Bey. Ben gerekeni kendim yaparım. Polat Alemdar yaptı değil mi? Bana soracağına git ona sor. Bu saatten sonra benim adımı muhbire mi çıkaracaksın müdürüm? İşten atarlar. Yarın bir bu kadar daha para vereceğim koçum. Abi işsiz kalırım. Ver şu kağıt kalemi. Benim ismimi söyle. İşsiz kalırsan seni işe alır. Bir daha ara kızım. Telefonu kapalı anne. Başına bir şey mi geldi ya Rabbi? Diğerlerinden birini arasak ya bey. Belki mühim bir şey oldu. Bana söz verdi. Ve sözünü tutmadı oğlun hanım. Nasılsa siz buradasınız babacığım. Gelsin de varsın geç gelsin ne çıkar? Bu kazılarda filan bulunan silah ve mühimmatlar nedir? Kamuoyunu tatmin için az miktarda cephanelik mecburen çıkartılıyor.
Yoksa bizim sakladığımız bunlarla kıyaslanmaz. Esas saklananlar iç savaş halinde ya da işgal halinde birkaç sene yetecek kadardır. İç savaş ihtimali mi var? Neyi kastediyorsunuz? Her zaman böyle bir ihtimal vardır. Kurumlar en olumsuza göre kendi taktik ve stratejisini yaparlar. Ama bu olacak demek değildir. Olması için çalışmalarınız neler? O işlerle İskender ilgileniyor. Kimden emir alıyorsunuz? Ne demek kimden emir alıyorsunuz? Biz emir alanlar değil, emir verenleriz. Kimden emir alıyorsunuz? Kimseden emir almıyoruz. Ya siz kimsiniz ki kafanıza göre devletin en tepesini tehdit etme hakkını kendinizde buluyorsunuz? Biz bu devletin gerçek sahipleriyiz. İstediğiniz gibi ülkeyi satma, kiralama, olmadı bedavaya kullandırma hakkına sahipsiniz, öyle mi? Biz buna işbirliği diyoruz. Kimin adamısın? Böyle bir soruyu cevaplamayı reddediyorum. Bak, beni burada oyalıyorsun. Senin yüzünden gecikiyorum, acısını çıkarırım. Peki. Abdüley'i çağır. Peki efendim. Kime hizmet ediyorsun? Ben kimseden emir almıyorum. Bomba düzeneği hazır efendim. Ben ülkeme hizmet ediyorum. Abdüley, bak ne diyor. İstediğiniz zaman binayı havaya uçurabiliriz efendim. Şşş. Şu sorunun cevabını merak ettim Kenan'ım. İşitelim, ondan sonra bunları tarihe gömelim. Sana son kez soruyorum. Kimin için çalışıyorsun? Gladio. Ne? Üçünüzden başka hiç kimse Bulut'un burada olduğunu bilmeyecek. Tıbben müdahaleye ihtiyaç olduğunda Asu yapacak. Beni aşan şeyler olabilir. Oturur gecesine çalışır, sabahına seni aşmaz, tedavi edersin. Üçünüzden başka sinek bile girmeyecek bu odaya. Sinek kısmını ben üstlenebilirim. Çünkü hastanemizde sinek, böcek, haşeret mevcut değildir. Olamaz da. Resmen ajan bu, dinleniyoruz. Ekip olarak mı Gladio'ya hizmet ediyorsunuz? Ekipten kastınız? İskender bu işin neresinde? İskender geçmişte de kullanıldı, şu anda da kullanılmakta. Kendisi kullanıldığını biliyor mu? Hayır. Kabus geri döndü. Hmm.
İskender kullanıldığını nasıl bilmez? Bize vatan sevgisini öğretenler gladiyocu çıkarsa nereden bilsin? Kiminle nasıl irtibata geçiyorsun? Bir yer var. Kimsenin bilmediği bir kitap evi. Kitap evi paravan kullanılmakta. Elemanlar içeri rahat girip çıkabilsin diye. Nerede? Sen de gladiyosun biliyorum. Ne oluyor Kenan, şunu düzeltin. Emredersiniz. Yayın evinin yeri nerede? Allah kahretsin, bir şeyinizi de sağlam yapın. Şimdi gidersek bir şeyi elde edemezsin. Yarını beklemek zorundasın. Bomba düzenini etkisiz hale getirin. Bunları takip edeceğiz. O bombaları bizi kullananlara iade ederiz. Emredersiniz efendim. Bana yalan söylüyorsan ya da tuzak kuruyorsan, bil ki sen ölmeden ben ölmeyeceğim. Eğer sen bizden değilsen, bu bilgileri öğrenip çok yaşamayacaksın. Ne sizde ne lan? Ömrüm sizi bu topraklardan söküp atmaya çalışmakla geçti. Öyle de son bulacak. Sizdendir. İstiyorsan seni örgüte alabilirim. Eğer Türkiye'yi yönetmek istiyorsan, bizden başkası seni başa getiremez. Buna ancak İskender inanır. Ben değil. Ne yapacağız abi? Dediği saatte dediği yere gideceğiz. Abi bu ne iş? Nereden bu tünele girdik? Bakalım tünelin ucunda ne var? Ne diyorsun Abdüley? Eve gideyim mi? Uyuyorlardır abi bu saatte. Babam namaza kalkmıştır. Sen ne yapacaksın? Ben burada kalacağım abi. İyi. Sultan seni kapıya atacak. Ne sultanı abi? Ne demek ne sultanı? O iş çoktan bitti. Benim niye haberim yok? Abi Gladio'nun merkezini öğrenmişken ben sultandan ayrıldım mı deseydim? Ne var? Gladio var diye sevmeyecek miyiz? Sevilmeyecek miyiz? Baba çok özür dilerim. Ama anlatınca bana hak vereceksin. Hanım. Kalk gidiyoruz. Thank you.
Ben bırakayım sizi. Yolda anlatırım. İyi olur evladım. Taksiyle gideriz. Ben kahvaltılık bir şeyler hazırlayayım. Efendim hanımefendiyi kitlemekten başka bir çare bulamadık. Aman 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 iyi yaptınız. Başım çatlıyor, ağrı kesici bulun bana. Aç şu kapıyı! Aç kapıyı! Biliyorum geldiğini. Aç diyorum sana. Açsana! Aç! Oradan çıkabilmen için önce gürültü yapmamayı öğreneceksin. Çıkmayacak buradan! Efendim ilacınız. Bir saat dinleneceğim. Kimse rahatsız etmesin. Babana. Aç şu kapıyı. Saygın yok. Bari sanata saygın olsun. Sen insan filan değilsin. O zaman tahmin et, kızım olarak sen nesin? Eğer işlerin çok yoğunsa annemlerde kalabilirim. Olmaz. Nazife annelerde de kalabilirim. Seni zor durumda bırakmak istemiyorum ama gerçekten yalnız olmaktan korkuyorum. Evin her tarafında korumalar var Ebru. Evin etrafında var. Ama içinde yok Polat. Bunun böyle olacağını bile bile benimle evlendin.
Durumu kritik. 48 saati atlatmasını bekleyeceğiz. Bekleriz. İşimiz ne? Kim yapmış bunu Memati? Böyle bir adama dostundan başkası bu kadar yaklaşıp ağzına sıkamaz. Abi, Abdül'ü arıyor. Geliyorum Abdül'e, bir şey mi oldu? Yok abi, birazdan çıkacağız, haberin olsun. Ben size en kötü yolda yetişirim Abdül'e. Tamam abi. Hocayı çıkarın gidelim Abdül'e. Tamam abi. Nedir durum Kenan? Çıkıyorlar efendim. Bakalım 30 sene sonra bu adamlara ait bir üssü görebilecek miyiz? Kaç kişi biliyor? Sayısını bilmiyorum. Ama az insan biliyor. Yayınladığı bir şeyler var mı? Yoksa tamamen mi gösterdik? Senede bir iki tane prestij yayın çıkarıyor.
Hepsi özel yetiştirilmiş elemanlar. Dünyanın her yerinden gelen ajanlar var. Sadece Türkler değil. Türkleri kimlerden seçiyorlar? Her alanda parlak çocukları bulmak zor değil. Bazılarına reddedemeyecekleri bir teklif sunuluyor, onlar da kabul ediyor. Nedir bu teklif? Kiminin zaafı var, kiminin yükselme hırsı var. Kiminin ise bir güce ait olma ihtiyacı var. Sen nasıl girdin? Ben tabii olarak bu sistemin parçasıyım. Benim babam da Gladio'ya hizmet ediyordu. Gladio'nun Türkiye'ye ayağını Amerikalılar kurdu, başına da babamı getirdiler. Az elini öptürmedi bize. Efendim, müdahale edecek miyiz? Bekleyeceğiz. Usta, burası ne? Siz burada bekleyin. Hoca minibüste kalsın. Burası ne? Abi, Gladio'nun İstanbul'daki irtibat noktası. Gladio mu? İçeride ne yapıyor? Ben de merak ettim. Ben gidip bir bakayım. Siz Kazım'la bekleyin. Memati abi.
Kim sıkıyor beni lan? Ne oluyor usta? Adamlar dükkanlarını temizlediler. İhaleyi bize bırakacaklar. En iyisi biz buradan gidelim. Ahman çok olduğu yerde kurşun havada gezermiş. İş tamam. İçerisi temiz. Hoca ölü. Ben arka tarafta bir çıkış var mı ona bakayım. Kazım, nereden ateş edildiğini görüyor musun? Yok abi. Bir dene bakalım, oradalar mı? Başkası yakamaz ha. Yapmayın. Yapmayın. Bırakın. Bırakın. Hayır. 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 Bırakın. Bırakın beni. Bırakın. 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 Bırakın beni. Bırakın. 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 Hayır. Yapmayın. Dalicim, ben bundan sonra hiçbir emperyalistle, hiçbir komprador uşağıyla, hiçbir feodalle işbirliği yapmayacağımı yemin ettim. Bu dediklerin çok güzel ama ben zaten bunların dışında birinden bahsediyorum. Polat Alemdar Beyefendi ne emperyalist, ne komprador uşağı, ne de feodaldir. Nedir, nedir, nedir? Bir özgürlük savaşçısı, halk kahramandır kendisi. Lan bırak, bırak. Sen inanıyor musun bunlara? Yıldırım cayır cayır yanarken neredeydi?
Yok arkadaş. İşbirliği dönemi kapandı. Hadi. Sen benimle işbirliği et. Polat Alemdar beyefendiyle ben işbirliği ederim. Etmem kardeşim. Lan deli midir nedir? İşbirliği falan yok oğlum. Devrim yemin ettim. Anlamıyor musun? Dönmem. Ya Hüsnü, niye benzinle gidiyorsun ateşin üstüne? Rahat bırak sen bizim Vedat'ı. Ulan başlatma şimdi Vedat'ından. Vedat kim? Ya bizim yegen. Bir dostu vardı bunun, ayrılamıyordu dostundan. Ama her seferinde de diyordu ki bu sefer tamam. Vallahi de billahi de dönmem. Ya oğlum diyorduk biz de. Sen dönersin. Eğer dönersem Kur'an musaf çarpsın dedikçe. Ya Vedat yemin etme oğlum dönersin diyorduk. Tabi ertesi gün bir daha bakıyoruz Vedat yine dostunda. Ulan sana da Karuşa yeğenim Vedat'a da nalet olsun. Ulan şurada bırakmadınız ki edebimizle bir devrim taziyesi yapalım. Kalk lan çatır. Nereye başkanım? Nereye olacak çato Vedat'ın yanına? Ulan eğer ben de o Vedat'ı gördüğüm yerde kafasına sıkmazsam bana da Muro demesinler. Yeter be! Bu Vedat Bey'i sevdim. Disiplinli ve istikrarlı bir arkadaş. Hastanede çalışmak isterse kartım. Telefon yazmıyor burada. Tanımadığım numaralara bakmadığım için tanımadığım insanlar numaramı verme lüzumu hissetmedim. Başkanım örgüt bizi yaşatmaz ki. Külahımı yaşatmazlar. Nereye yaşatmıyorlar? Ben o cıvanın kellesini örgüte götürdüğüm zaman sen gör bak. O zaman ben örgütün merkez komitesine bile alırlar oğlum. Muro! Kozmoz'un delisi. Oğlum senin işin gücün yok mu? İşine baksana. Bana bak Kozmoz'un eşkıyası. Sende devrimin adı varsa bende deliğin adı var. Hadi lan hadi. Yedirmem seni örgüte mörgüte. Hüsnü abi. Hüsnü abi ne yapıyorsun? Rezil oluyoruz oğlum. Sıkma. Abi bıraksana. Hüsnü abi ne yapıyorsun? Hüsnü ne yapıyorsun? Bıraksana. Çekil yardım et. Hüsnü abi. Hüsnü abi. Hüsnü abi. Hüsnü oğlum bırak. Kim olacak Memati? Tabii ki Cevat. Benzin döküp adam yakacak ondan başka bir ruh hastası. Tanıyor muyuz? Kaybetmezsek iyi bulduk. Demek ki başından beri bizim orada olduğumuzu biliyorlardı abi. Tüm sorguyu da takip etmişler, kaydetmişler. Ben de diyorum ki bu hoca bu kadar kudretli adam. Bunu nasıl öylece bıraktılar? Kurtarmaya teşebbüs dahi etmediler. Ve konuşmasına müsaade ettiler. Usta, peki bu adamın İskender'le alakalı söylediği kullanılıyor aslında bizden değil. Var mı öyle şey Memati? Bir ömür adamlara hizmet et, neymiş? Kullanılmışmış. Dün kullanılan bugün de kullanılır Memati, yarın da. İskender'in onlardan olup olmamasının benim gözümde hiçbir değeri yok. Adamlar komple dinlendiyse İskender'in suikast planlarından haberleri var. Zaten vardı. O zaman bunu onaylıyorlar. İstedikleri zaten bu Abdüley. İskender ortalığı karıştıracak, kendi uşakları tekrar başa geçecek, ardından da İskender'in defterini dürecek. Biz üç kişiyiz. İskender'se tek. Bir zahmet yardım edelim adama o zaman usta. Yani İskender amacına ulaşmadan vakitlice ortadan kaldırmak lazım diyorsun. Memleket böyle büyük çaplı eylemleri, kaosları, suikastleri kaldıracak durumda değil. Gerekirse öleceğiz, İskender'e mani olacağız. Abi ölmek dert değil de seyretmesi kötü. Ne seyretmesi? Polis ifademizi alacakmış dünkü baskınla ilgili. Bir şey çıkıp da içeri atarlarsa bizi, İskender hücremizden televizyonda şovunu seyrettirir. Öyle bir şey olmayacak. Eğer biz müsaade edersek senin bu damadı Gladio başa getirecek. Siz emin misiniz Polat'ın onlara hizmet ettiğinden?
Bana hizmet etmiyor. Sana etmiyor. Kızına da etmiyor. Bu adam elbet birine hizmet ediyor. Yoksa kime yedirmişler en güzide adamlarını sorgulamayı? Polat bir güzel sorguladı. Adamlarına yayın evini bastırttı. Gözümüzün önünde hocayı öldürttü. Bir de bize yutturmak için oradan gizlice kaçtı. Yarınki yazın Gladio olacak. Gladio'nun Türkiye'deki hizmetkarları olacak. Bakalım en çok kimler tepki gösterecek? Olumlu ya da olumsuz. At izi, it izine daha fazla karışmadan bu işi sonlandıralım. Müdür bey, ben yaptığım eylemleri kamu güvenliği teşkilatının tüzüğüne uygun bir şekilde yerine getirir, gizlilik esasının dışına çıkmam. Yaptığım bütün eylemler devlet sırrı kapsamındadır. Teşkilatınızın lağvedildiğini siz de biliyorsunuz, biz de. Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı sizin devlet görevinde olmadığınızı yazılı olarak bize bildirdi. Ben diyeceğimi dedim. Lüzumu halinde dün gece akşam saat 9'da nerede olduğunuzu ispatlayabilir misiniz? Tabii ki. Ailemle birlikte yemek sofrasındaydım. Kimler buna şehadet edecektir? Eşim, annem ve... babam. Abi Gladio ne demek? O nereden çıktı lan? Merak ettim abi. Sana ne Erhan Gladio'dan Meladio'dan? Polatlar şimdi de buna mı sardı? Yok, ben ondan hariç merak ettim. Bu İskender için de Gladio'nun başı diyorlar da oradan merak ettim. Nereye başı oluyor? Herhangi bir Türkiye, İskender'e bile bir şeyin başı olmayı yedirirler mi be? Peki Gladio ne demek abi? Latince kısa kılıç demek. Hı? Amerika, İkinci Dünya Savaşı sonrasında özellikle Avrupa'yı komünist tehlikeye karşı örgütledi. Bu komünistler sizi işgal edecekler. Sizin de buna direnecek, bunu engelleyecek silahlı gücünüz yok deyip her ülkenin karar mercilerinde kendi yapılanmalarını oluşturdular. Bunun İtalya'daki adı Gladio. Türkiye'deki adı? 12 Eylül'den önce Kontrgerilla dendi. Şimdiki ismini gazetelerde okuyorsun işte. Ama kesin bir isim deşifre edilmedi. Çünkü... yapılanma deşifre edilmedi. Abi bu dediğin sadece askeri bir şey mi? Değil tabii ki. Komünizm gelecek diye dernekler kuruldu. Sivil toplum örgütleri oluşturuldu. Medya yaratıldı. Yeni iş adamları ortaya çıkarıldı. Ve tabii ki siyasetçiler yetiştirildi. Peki komünizm geldi mi? Gelmedi. Komünizm bitti. Şimdi ne var bunlar? O zaman komünizm tehlikeydi. O geçti. Şimdi yeni tehlikemiz din. Yani Erhancığım, adamlar memleketten gitmemek için her şeyi yaparlar. Sen olsan Türkiye gibi bir ülkeyi rahat bırakıp da bu bölgeyi yönetmeyi hala düşünür müsün? Benim tek düşündüğüm bir şey var abi. Nedir? Bu İskender Büyük Gladio'nun başı çıkması. Başı olsa ne olur, dibi olsa ne olur.
Başı olsa çok iyi olur. Bu polislerin burada ne işi var lan? Hayırdır birader, ne oluyor? Evet evladım. Akşam saatlerinde oğlumun evindeydi. Polat Alemdar sizinle birlikteydi yani. Hayır, değildi. Sabah namazından sonra gün ağrırken eve döndü. Peki efendim, teşekkür ederiz. Rica ederim. Baba, belli ki Polat seni şahit göstermiş. Niye evde yok dedin? Ben de şahitliğimi yaptım evladım. Neye şahit olduysam onu söyledim. Ne yani? Bu yaştan sonra yalan mı söyleseydim? Sağ olun Davut Bey. Acımız büyük. Çok erken ve zamansız kaybettik abimi. Aramanız yeterli. Her zaman müsaitim. Bekliyorum. Şeref verirseniz. Bu da kesin Turan Bey'dir. Var mısın iddiaya? Yokum Fikret Bey. Korkak. Bak demedi deme. Bu hayatta bir kere korkup kaçarsan ömrünün sonuna kadar kaçmak zorunda kalırsın. Alo? Cevat mı? Salla kızım. Buradalar mı? Hala oturuyor musun İbrahim? Abim hayatta olsa şimdi gelenleri kapıda karşılamıştı. Buyursunlar kızım. Hoş geldiniz. Ben size taziyeye gelecekken görüyor musunuz abimin yaptığı kötü sürprizi? Sizinle bizim nedir bu abilerimizden çektiğimiz? Fikret Bey, buraya sana karar vermende yardımcı olmak için geldim. Ne hususta? Ya seni ve sana ait olan her şeyi yakacağım, ya da senin ortağını yakacağım. İlahi Cevat Bey, daha evvel de yakmak istediniz, beceremediniz. Ben size tabii yardımcı olayım ama demedi demeyin. Memati bu sefer de kurtulursa sizi öldürür. Sen onu limanda tut bu gece. Gerisine karışma. Polat Alemdar az önce çıktı. Ne zaman gelir? Bilmiyorum. Arıyorum, telefonuna ulaşamıyorum. Beni aramasını söyle. Ben onu tanıyorum, sayıyorum, seviyorum. Ama başı dertte. Haber olsun. Tamam, limanda dediğin saatte olacağız Fikret Bey. Bak, bir kere dinlemedik seni. Az kaldı ölüyorduk. Teveccüh ediyorsun Memati'cim.
Benim anlamadığım, sen ikidir niye gelip ne olacağını söylüyorsun? İnsan ortağının hayatını korumaz mı? Demedin mi İbrahim, Polat şüphecidir, bize hemen inanmaz diye? Dediniz Fikret Bey. Rahmetli abime de hep söylemişimdir. Biz Polat'ın bu bağımsızlık politikasını izlersek çok başarılı oluruz diye. Cevat'ın muhatabı benim. Önce İsrailliler, sonra Cevat. Niye taktı size kafayı? Nasıl takmasın? Araplarla iş yapacaksınız, İsrailler kafayı takmayacak. Araplarla ne iş yapıyorsunuz? Usta, mazot satıyoruz. Hani sana demiştim ya, uygun fiyata mazot var diye. Araplara. Mazot. Araplara. Ne var usta, bütün Araplarda petrol yok ki. Demedi demeyin. Bu mazot işi bizi yakar. Oturun. Babası evde olmadığını söylemiş. Gözaltına aldıralım mı efendim? Bunlar limanda bir kozlarına paylaşsınlar bakalım. Belki gözaltına gerek kalmaz. Ölü verir. Ama efendim. Kenan'ım, ben Polat'ı netice vermeyecek bir şeyden içeri alıp kahraman yapmak istemem. Öyle bir girsin ki içeri, bir daha çıkamasın. Senin dediğin saatte limanda olacaklar. Ama demedi deme. Polat da Memati'yi oraya eli boş göndermez. Kurar sana tuzağı. Kursun, kursun. Yeter ki Polat da orada olsun. Ne kuruyorsa kursun. Yalnız Cevat'cığım, sonra demedi deme. Kibritle oynamak insanı gerer. Kanser yapar. Ucundaki kimyası da. Sağ ol. Yılmaz, bu ne? Kıldır ağam. Yanar ama kötü kokar. Hoş geldiniz. Funda nerede? Efendim, bir saniye. Ne yapıyorsun? Sen miydin?
Bir şey oldu mu? Yok, önemli değil. Ben de bunlara bağırıyordum seni niye burada tutuyorlar diye. Ama anladım niye tuttuklarını. İnci, lütfen beni buradan çıkar. Efendim, kesin talimat var. Benim talimatımdan büyük talimat yok. Gel benimle. İnci Hanım lütfen. İnci Hanım gidemezsiniz. İnci Hanım kesin talimat... Karnın aç mı? Aç. Ben bu adamı öldüreceğim, biliyorsun değil mi? Ben de onu ilk gördüğümde öyle demiştim. Oğlumu kaçırdı, biliyor musun? Ve sen hala o adamla birliktesin. Az karaktersiz değilmişsin. Ne yiyelim? İnci Hanım lütfen. Funda Hanım lütfen gidemezsiniz. Yürü be. İnci Hanım, İskender Bey'in kesin talimatı var. Başlatma talimatını. Funda Hanım rica ediyorum. Yürü git. Funda Hanım gidemezsiniz lütfen. Rica ediyorum Peki. lütfen. Bizi zor durumda bırakıyorsunuz. İnci Hanım. İnci Hanım lütfen. İnci Hanım bakın, ben bunu açıklayamam lütfen. Beni zor durumda bırakıyorsunuz İnci Hanım. Lütfen İnci Hanım. İnci Hanım lütfen. Alo amirim. Ne demek evden çıktılar? Bunlar beni öldürecekler. Ama kanserden ya da veremden. Benim sözümü yerde bırakıp ayaklar altına aldıran o işe yaramaz adamları topla. Sözümün ayaklar altına alınmasını onlara göstereceğim. Emredersiniz efendim. Tamam gözüm. Ağamdan haber bekleyin. Ağam, Polat Alemdar bir noktada mevzilenmiş. Çocuklar mevziyi hedeflerine almışlar. Herkes hazır mı? Hazır abi. İskender geliyor. Sana rica ediyorum biraz kibar. En azından bu gece için. Bu adamın en nefret ettiği kişi kim? Polat Alemdar diye biri. Kim bu adam? Bekar mı? Yok, evli. Büyük. İskender Büyük.
Senden büyük Allah var.